Bamya bağ dokusunu güçlendirir. Bağ dokusunu. Kasları kemiklere bağlayan tendonları, sinirleri, hücreleri tamir eder. Yeniler, güçlendirir. Burada mesela hemen bu dirseğin altından sinir geçer. Bu sinirde enfeksiyon olursa şu iki parmak, serçe parmağı, yüksek parmağında uyuşma meydana gelir. Buna küpital sendrom denir. Küpital. Şuradaki sinirler şuradaki kirişin altından geçerken burada enfeksiyon olursa buna karpal tünel enfeksiyonu denir. Şu üç parmakta, baş parmak, işaret parmak, orta parmakta uyuşma olur. Üç parmakta uyuşma olursa karpal tünel, şu iki parmakta uyuşma olursa küpital tünel sendromu. Boyun fıtığından dolayı burada bir T1, T2, T3'te burada enfeksiyon varsa, boyun fıtığı varsa burada veya enfeksiyon varsa, herhangi bir sorun varsa, buradaki sorun, boyun fıtığından kaynaklanan sorun sağ elde veya sol elde veya ikisinde birden oradan çıkan sinirleri sıkıştırdığı için ne olur? Uyuşma olur. Boyun fıtığı. İşte diz ağrısı, menisküs, efendim çapraz bağlar, ayak tabanında aşil tendonu vesaire vesaire, bir sürü burada omuzlardaki çok karmaşık yapı var. Burada enfeksiyonlara karşı en etkili bamya. Yani vitaminler, mineraller, enzimler çok çok zengin ama onu özel kılan en önemli şey nedir? Müsilaj. Marmara'daki müsilaj gibi değil. Müsilaj 16 çeşit kolajen var. Hepsinin ana maddesi. Bamya kullanıyorsun, al sana doğal kolajen. Hem de hepsi içinde. Hepsi. Ne lazımsa onu yapıyor. Kullanıyorsun. Şimdi bizim çok çalışkan maşallah bir mühendisimiz var. Arge'de çalışıyor. Hep ayakta maşallah, ne zaman görsem hep çalışıyor. Dedi ki dizlerim ağrıyor, ayak tabanım ağrıyor ayakta durmaktan. Otur desem bile oturmuyor. Maşallah çok nadir olur böyle insan. Öbürleri lak lak yaparken o çalışıyor. Bamya kullan dedim. At kestanesi bamya. At kestanesi bamya kullanıyor, hiçbir rahatsızlığı yok. Annesi diyormuş ki eve gelince, otur, ayak tabanlarını böyle ayaklarını havaya kaldır, kan dolaşımı. Öyle her gün her gün öyle yapamaz ki. Babası var, anası var, kardeşi var, misafir geliyor gidiyor. Öyle ayakta eve gidince ayakları havada, oturacak hali yok. Bamya, at kestanesi kullandı, şak, bitti gitti. Evet. Şimdi bamyanın bir diğer özelliği ise Alzheimer hastalığına karşı etkili. Beyinde amiloid peptit denen bir protein var. Bu yapısı dokusu bozulursa, sertleşirse, çoğalırsa beyni bozar. Alzheimer hastalığına kadar gider. Çok kötü bir şey. Şeker hastalarına karşı etkili. Alzheimer hastalığına. Çünkü orada proteini tamir eder, yeniler. Bunun diğer bir özelliği ise karaciğerin glikoz üretimini yavaşlatır. Bağırsakların glikoz emilimini yavaşlatır. Pankreasın insülin salınımını artırır. Çok enteresan. Çok yönlü özelliği var. Yani şeker hastalığına karşı etkili. Bamya. Çok güzel bir şey. Ha, bu söylediklerim. Biriyle tartışıyordum da bana diyordu ki bir gün çok sıkıştı. Hep siyaset tartışıyor. Her seferinde mağlup oluyor. Bir sefer yanıma geldi, dedi ki yahu benimki laf olsun torba da olsun dedi. Seni sinirlendirmek için yapıyorum. Alınma dedi. Bende öyle bir şey yoktu. Laf olsun torba da olsun diye ben konuşamam. Sen git başkalarıyla konuş. O zaman benimle konuşma. Aydınlanmak istiyorsan sen bilgini söylersin, ben bildiğimi söylerim.
birbirimizi aydınlatırız. Bilgimizi tamamlarız. Ama laf olsun torba da olsun öyle bir şey yok değil mi? Bir daha sen git başkalarıyla konuş, benimle konuşma, rahatsız etme, kusura bakma. Benim bunun için vaktim yok. Laf olsun torba da olsun öyle bir şey yok. Evet. Bahtaki fikirle yenemiyor, kaba kuvvet denemeye kalktı. Evet. Kaba kuvvetle yenemeyince Bahtaki olmuyor, artık konuşmadı. Evet, öyle biri. Böyle komik, enteresan olaylar oluyor. Gençken de biraz deli dolu bir adamdık. Şimdiki gibi sakin biri değildik yani. Evet, Bonveri'yle ilgili çok güzel çalışmalar var. Elhamdülillah.